noktası Hacer Sultan'ım da. Bismillah. Haydi bakalım, afiyet olsun. Bulalım da yüzümüz gülsün. Baktığımda kek kabarmamış. Aynı zamanda yeşili güzel olmuş ama kek kabarmamış. İçerisindeki muhallebi de güzel olmuş ama kek çiğ kalmış sanki. Yani ağzımda bir hamursu tat geldi aynı zamanda. Tamam. Üzerinin süslemesi falan iyi ama çok da beğenemedim, açık söyleyeyim. Tamam aşkım. Birazcık daha yüksek olmasını tercih ederdim. Sanırım bunu tepsiye veya cam bir kaba dökerken eşit şekilde biz kek şeysini döktükten sonra böyle pıt pıt vururuz aynı kabarıklığı olsun diye. Alttaki ince olmuş, üstteki kalın olmuş. Bence tam kabarmamış onu yani. Onu ikiye böldüler benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Şeyi mi? Keki. Bunun da hafif çiğlik var içinde, onu da söyleyeyim. Ama muhallebisi güzel. Üçüncü tabağımız. Güzel geldi aslında ama bunun kalınlıkları birazcık daha eşit. Bu kek pişmiş diğerlerine göre. Kabarmış mı güzel? Tabii onlardan bir tık daha kabarmış görünüyor. Muhallebi? Muhallebi de güzel, fena değil. Böyle ama bir ama... sanki şöyle. Bu biliyorsunuz ıspanaktan oluyor. Çiğ ıspanak kokusu gelmemesi gerekiyor. Geldi ağzımıza mi? Çok hafif ama diğerlerinden lezzetli geldi ama bu da bana. Diğerlerinde hiç ıspanak kokusu var demedin. Onlarda da pişmediği için onu zaten direkt eledi bu şeyi. Çok da içine sinmeyerek. Ama en iyisi bırakalım bilmiyorum. Şimdilik. Son tabağın. Olmuş, duysun. Çok güzel olmuştu. Keki de pişmiş, içinin muhallebisi de güzel. Bayıldım buna. Süper. Kabarması. Evet, pişmesi, kabarması, içindeki muhallebisi. Koku moku var mı? Yok. Yok. İyi. Bu daha güzel geldi, bilmiyorum. Tamam. En güzeline. Bütün olay sende bitiyor. Bak, finali sen yapıyorsun. Puanlar birbirine çok yakın. Lütfen. İyi düşün, iyi karar ver. Gelininle buzlar erir, bulursan. İnşallah bulurum. Ben buna direkt 5 vermek istiyorum. Dördüncü tabak 5 puan. Diğerlerine 1, 1, 1. Evet. Üçüncü tabak 1 puan, ikinci tabak 1 puan, birinci tabak 1 puan. Şunu beğendin. Beğendim ama bu ondan daha güzel geldi. Kabarıklığı, ama yani dolu dolu olması. Yine en güzel de buna da fena değil yorumlar ama yaptın. Ama bu da pek güzel geldi bana. Dur hemen yüzleşmeye geçti. Gel tut lütfen kenarlarından. Kayınvalidemiz kimsenin gözünün yaşına bakmadan 3 tane bir kullandı. İlk birimiz kime gidiyor? İlk 1 puanımız olacak bu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak gelinimiz. Hazırsan kaldır görelim. Melek. Eline sağlık canım ama pişmemiş. Gerçekten bir şey pişmemiş. Fırınım söndü. Fırının gazabına uğradım. Son dakika bir ısı vermemeye başladım. Burada 2 kek gördüm pişmiş olarak. İkisi pişmemişti. Birine 1, birine 5 mi verdin? Hayır. Şu ikisi pişmemiş dedim zaten. Dinlediysen tamam. Eğer. Üçüncü tamam. Tabağı niye bir verdiniz diyor. O da diğeri daha güzel olduğu için. Ve yüksekliği falan onun ne bileyim o daha dolu dolu geldi yani. Muhallebisi de mi olmamış? Muhallebisi olmuş. Keşke ona puan verseydin. Ama arkadaşlar bu bir yarışma programı. O yüzden. Abi yani ya, alt tarafı yani. 2 tane ürün strateji var strateji yaptım. Açıkça söyleyeyim strateji yaptım. Hacer abla neden bu kadar cesaretli davrandın? Ya, bilezik var bugün. Niye davranmayayım? Çeyrek var. Niye davranmayayım üçüncü sen? Zaten beğendim. Çok belli. Bak en iyisini vermiyor bak, muyuz? Üçüncü tabağı beğenmedin mi?
Bak dedim ki diğeri evet, daha güzel beğendim. Geldi. Tadı aroması tamam, daha iyi geldi. Ve kek sen çok güzel kabarmış sen dedim. Sen ne oldu? Niye canım güzele veriyorum, niye vermiyorum? Herkes güzele tabii, veriyor. Tabii tabii. Tat, özellikle de şunu söyleyeyim. Benim gelinim yemekli bugün tatlı yaptı, kek yaptı. Bu kek yapanında her genç kız kek yapabiliyor artık. 12 yaşındaki çocuk bile kek yapıyor ya. Siz diyorsunuz ki bana en kötü neyse bana artık Aleyna kek de mi yapamıyor? Bana mı anlatayım? Ona bir şey demiyoruz. Buna 5 verdin en beğendiğin de 3'e de en azından bir 3, 4. Aynen onu yapabilirdin. Niye? O riski her kayınvalide alıyor. Bunu bana mı soruyorsun? Alabilirsiniz. Hele sen hiç konuşma Beyhan Hanım. Sürekli aldın. 5-1-1-1. Strateji yapmanızda sıkıntı yok. Evet. Hayır, siz normalde de kötü tabaklara veriyorsunuz ya. Bak normalde de kötü tabaklar dediğin zaman diğer arkadaşların vermiş olduğu yemeğe lütfen saygısızlık, yapmış olursun. Benim şu demek istediğim şey. Onunla ne alakası var benim söylediğim şey? Keki, genç öğretmenim, kızları bırak. Ders veriyorsun sen bize. Allah'ım yarabbim. Konuşmamı kesmezsen sevinirim. Keki 12 yaşındaki çocuk bile yapıyor evet, artık. Doğru söylüyorsunuz. Bitti. Bu size açıklamam yeterli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Puanları şu an bildiğim için ne durumda? Ay korkuyorum. O bana. Kadar gerginim ki. Çok ve öyle bir puanlama yaptın ki birazdan göreceksiniz zaten. Gel şunu açalım. İkinci bir puanımız burada. Bakalım Hacer Sultan'ım kime verdi bu biri? Hazırsan kaldır görelim. Tuğba. Şimdilik iyi gidiyoruz. Kalbim durmuş. Tek temennim ne biliyor musun? İnşallah Aleyna'ya da bir vermişsindir. Hacer abla hiç kendini izliyor musun? Niye kendimi izleyeyim? Ayıp bir şey mi yapıyorum? Konuşmalarımı seni rahatsız mı ediyorum? Yok. Veya senin konuşmalarını ben bir aksini söyleyip seni çürütüyor muyum fikirlerini? Ay bak kendini... Hacer bir sus kendini... da bunlar. Sen var. Sus bence. Kayınvalide burada benim. Sen susacaksın. O da bir kayınvalide. Gelinler konuşacak. Alışlar. Hacer dur sen de bunlar da bir olsun. Bir dakika dur sen konuş ben konuşacağım sonra. Hayır Hacer Hanım aslında biz size burada yanlış bir şey söylemiyoruz. Siz farkında değilsiniz. Biz doğru benim puanlama... Benim yanlış söylediğim ne? Bakın peki. Doğru puanlama yalnız lezzete söyledi. Göre verdiniz. Biz bunu evet. Söylemiyoruz. Ama ilk haftalarda bunu yapmıyordunuz ve inkar da ediyordunuz. Diyordunuz öyle böyle biz farkındaydık strateji. İnkar ediyordum. Evet, evet. Strateji. Siz üçüncü tabağı da beğendiniz. Ama... Şu an geriye kim kaldı? Ya Aleyna'yı harcadınız ya beni harcadınız. Ne yapayım? Aleyna'ya mı güveniyorsun artık? Büyük bir risk değil mi ya arkadaşlar. Aleyna'ya mı güveniyor artık? Yapamaz. Şimdi ben buna mı kızıyorum anladın mı? Niye özgüven olamaz? Böyle bir böyle senin kendine olamaz. Özgüven olamadığından mı haberleşme sistemini yazılı sistem seçtin? Özgüvenden hayır. Söz ediyorsun da hangi özgüvenden? Tabii ki özgüvenliyim. Kendime güveniyorum. Ben asla. Kendim niye neden asla dedim? Bir hangi şey asla Hacer dedim? Abla birden ona niye bu kadar hızlı bir dakika o bitmeden normal, sen başlama. Hayır normal konuşabilirsin. Benim aklımla uğraşamazsın. Sana da cevap veririm ona da herkese tamam. Cevap veririm. Hacer dur izleyenler de seni görüyor. Niye susuyorsun vallahi beni? Vallahi çok yükseliyorsunuz bu kadar gereksiz yükseleceğim. Yani. O yüzden ben konuşmayacağım. Korkuyorum. Şunlarda hiç problem yok. Beğenmemiştik zaten. Şurada problem var. Tuğba çıktı, Melek çıktı. Hazır mısın? Ya Aleyna ya Yeşim. Pırlanta gibi puanı kaptı. Hacer'cim, kapa gözünü. Bildiğin bütün duaları okumaya başla. Çünkü açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aç. Dur. Kaldır. Aleyna. Bravo. Biliyordum bunu iyi yaptığını çünkü biliyordum. Ya, biliyordum. Ha, evet. Daha ya önce Allah aşkına gerçekten. Ne olur gözle kabul edin edin artık şunu. Bakın nasıl güzel doldum, gözüküyor ya. Doldum tabağa da öyle tabak oturmuş ki bağdaş kurmuş. Çökmüş bir anda. Bağdaş kurmuş. Bak görüyor musun nasıl güzel. Gördün mü bağdaş kurmuş. Ben kendim inandım. Vallahi çok güzel.